İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Konuşmasının büyük bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Akşener, ekonomi üzerinden Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi. Akşener'in konuşması şöyle. Sayın Erdoğan'ın adına yeni ekonomi modeli dediği bu ucube dönemde atılan adımlar ekonomimizi giderek daha da kırılgan hale getiriyor. Milletimiz her geçen gün fakirleşiyor. Enflasyon canavarı her geçen gün paramızı da, itibarımızı da eritiyor. Ama tüm bunlar olurken Sayın Erdoğan için saray sefası hız kesmeden devam ediyor. Teşkilat toplantılarında kendini övdürüp gaza gelmeye, şarkılarla, türkülerle eğlenmeye, beceriksizliklerinin dehşet verici sonuçlarına rağmen ziyadesiyle şişkin egosunu eylemeye aynen devam ediyor. Hatta bu arkadaşımız öyle bir akıl tutulması yaşıyor ki ülkeyi yönetme ehliyetinden bile artık şüphe duyar olduk. Mesela diyor ki seçimden seçime vatandaşımıza gider o isterler. Sonra da bir daha dönüp arkalarına bakmazlar. Yanlış duymadınız. Evet, aynen böyle diyor. Bunu dertli vatandaşlarımızın kafasına çay fırlatan adam söylüyor. Ayrıca bununla da yetinmeyip utanmadan devam ediyor. Meydanlarda verdikleri sözlerin hiçbirini göreve gelince hatırlamaz, hatırlatanlara da saldırırlar. Şuur altının su yüzüne çıkışı. Yani 20 yıldır iktidar kendisi, 20 yıldır meydanlarda söz veriyor, 20 yıldır sözlerinin arkasında durmuyor. Evet, bunu da polislerimizi, öğretmenlerimizi, sağlık çalışanlarımızı senelerdir 3600 ek gösterge vaadiyle oyalayan, faizle, enflasyonla mücadeleyi yılan hikayesine çeviren, yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların bayraktarına dönüşen, yerli uçağımızı senelerdir göklerde döndüren, derdini söyleyen çiftçiyi, esnafı, öğrenciyi de terörist ilan eden Sayın Erdoğan'ın bizzat kendisi söylüyor. Gerçeklikle arasındaki bağları tamamen koparmış şu zihniyete bir bakar mısınız? Hey gidi hey, neydin, ne oldun Sayın Erdoğan? Belediye başkanlığında sokakta aç kalan çocukların imdadına koşardım. Şimdi vatandaşı aç gezerken lüks içinde sefa sürebilen bir vicdansız adam oldun. Bir zamanlar geçmiş iktidarların hatalarından ders alırdın. Şimdi ise kendi hatasını göremeyecek kadar kör, doğruları duyamayacak kadar da sağır bir adam oldun.